Yani anlayacağınız gerçekten tam hayat pahalılığı bu var. Nereye girseniz bir ürün fiyatı 3 katına çıkmış. Yani buna dur diyecek birileri çıkmaları lazım. Hani artık böyle gitmiyor. Özellikle doğalgaz ve elektriğe gelen zamların. Gerçekten yani bu kadar vatandaşın üstüne bu kadar yüklemeler olur mu? Olmaz. Gerçekten yani vatandaş o kadar zor durumda, pandemi döneminden dolayı o kadar kayıpları var, dükkanları kapalı. Yani anlayacağınız gerçekten yani çok zor durumdalar insanlar. Üstelik de bu zamlar üst üste geldiği zaman gerçekten herkes çok rahatsız. Zaten doğalgaz bu kışın en azından en düşük fatura 600 bin, 700 bin, 800 bin, 900 bin. Yani en az gerisi 600 gelecek. Mecburi bu, yani mecburi, tüketim mecburidir. Bunu yani yapmak zorundayız. Yani devlet büyükleri buna el atmaları lazım. Çünkü vatandaşlar artık yani çok aciz, çok sıkıntılı. Gerçekten çok sıkıntılı. Manava giriyorsanız zamlar 3 kat. Marketlere giriyorsanız zamlar 3 kat. Nereye giriyorsanız zamlar 3 kat, 4 kat. Buna bir çözüm yaratmaları lazım yani. Ne yönde etkiledi? Ya herkes keyfi muamele. Her market kendi şeysine göre şeyleri satıyorlar. Yani hiçbirisi birbirini tutmuyor. Ya zamlar hep de zamlar diyor ama zamlar nereden geliyor, niye geliyor? Onun için millet perişan olmuş artık. Alım gücü kalmamış, kimse doğru dürüst alamıyor. Peki, ben emekli memurum. Yetiştirebiliyor musunuz? Yok. Ne yapıyorsunuz? Zor. Yani kısıyorum. Neyden kısıyorsunuz? Kısıyoruz, her şeyden, bütçeden kısıyoruz, yemekten kısıyoruz, yarısını alıp yiyoruz. Allah yardımcısı olsun fakirin. Peki abi elektrik de doğalgaza gelen... Elektrik zaten bizi tam sarmış. Elektrik faturası eskiden 2 ayda 190 lira 80 lira geliyordu. Şimdi 1 ayda 160-200 lira 300 milyon geliyor. Evim kapalı, tatildeyim. 90-91 milyon bana gelmiş. Kapalı ev. Vallahi geçen iki faturamız çok yüksek geldi. Çok yüksek geldi yani biz de anlayamadık yani. Bilmiyorum yani. Şikayet mercisi de yok. O konuda muzdaribiz yani. Ben devlet memuruyum elhamdülillah yani. Keşke herkes bizim gibi asgari ücretle değil de bir memur maaşıyla çalışsa yani. Peki asgari ücretli çevrenizde mutlaka olan insanlar vardır. Bunları nasıl görüyorsunuz? Geçinebiliyorlar mı? Hani? Yok ya, zar zor geçiniyorlar. Yıldır emekliyim. Daha yeni 3 milyar tam olmamış. Allah bakıyorsun kire veriyorum, bunu veriyorsun. Olayı geçemiyoruz. Geçinemiyor. Bu devlet Sayın Cumhurbaşkanı hiç olmazsa her şey bir fabrika olsun, bir şey olsun, bir de bu üniversite kazanlara onlara iş versin. Doğru değil mi? Bu emeklilerin geçimi, dün de eylem yaptılar, Ankara bilmem nerede, geçinemiyor. Birçok milyon insan, birçok milyon peleyle insan geçiner mi? O yetkiler bol bol yaşıyor. Benim karnım tok olsa, az olsa onun ne haberi var? Hadi Allah'a emanet ol. Yani bu faturalar, bu şeyler hep millete yansıyor ama milletin gücü de yok artık. Pes etmiş durumda. Aslında bu faturalar değil, her şeye. Yavranı olsun, market şeyleri olsun. Hepsi öyle. Peki vatandaş geçinebiliyor mu bu zamlar karşısında? Ne yapıyor? Mümkün değil. Mümkün değil. Ben emekliyim bakın. Bugün yağ fiyatı 180 liraya tırmandı. Hani bu şeyleri kontrol edeceklerdi. Marketlere gidip el koyacaklardı. Fahiş fiyatlara son vereceklerdi. Ne oldu bunlar? Bunlar hepsi lafta kaldı. Doğalgazdan kısıyoruz, elektrikten kısıyoruz, internetten kısıyoruz.